Değerli izleyiciler, 1 Mayıs 2022 ve saatlerde 18.20'yi gösteriyor efendim Naci Hoca ile şu anda futbol teknik programına başladığımızda. Şimdi bugün bol bayramlı bir gün. Bir defa yani tarih bir defa 1 Mayıs işçi bayramı, emekçi bayramı, tüm emekçi dostlarımızın bayramlarını tebrik edelim. Yarın mübarek Ramazan bayramı. Onu da tabii ki tüm bizi izleyenlerin Ramazan bayramlarını tebrik edelim. Ama bugün işte dedik ya emekçi bayramı, lig boyunca çok emek eden iki takım Ankara Gücü ve Ümraniye Spor emeklerinin karşılığını aldılar ve artık onları Süper Lig'e uğurluyoruz bugün aldıkları neticelerle. Ankara Gücü'nün ve Ümraniye Spor'un da bayramlarını tebrik ediyorum. Onlara Süper Lig'de başarılar diliyorum. İnşallah onları gelecek sezon Süper Lig'de yorumlamaya başlayabiliriz bu kanaldan diyelim. Tüm bizi izleyen Ankara Gücü ve Ümraniye Spor taraftarlarını bayramlarınız kutlu olsun diyorum. Nice bayramlar diliyorum. Efendim ve Naci Hoca'ya dönüyorum ve hocam sizin de bayramınız kutlu olsun hocam. Bilmukabele Akın Bey, sizin de kutlu olsun. Emek adı üstünde Akın Bey, insanoğlu. Buraya kadar geldiyse hep emeğiyle geldi. Emek olmasaymış tırnakla işaretlerinde belki hala ağaçlarda kalmıştık. Yani emek bizi buralara kadar getiriyor. Bunun diğer taraftan yarın Ramazan bayramı. Şimdi yine emekle ilgili Akın Bey, bence oruç tutanların bayramı bu. Yani emek sarf edenler bayramı. Yani oruç tutmayanlara ne kadar bayramı olabilir vallahi ben bilemiyorum yani. Çünkü bir paradoks olur Akın Bey yani. Ama işin şakası Akın Bey, tüm ülkemize böyle güzel günlere inşallah mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde tüm bu değerleri, bu bayramları hep beraber kutlarız. Evet şimdi hocam bütün karşılaşmalar aynı anda olunca tabii bütün karşılaşmaları yorumlamamız mantıklı değil. Çünkü izleyemedik aynı dakikada olunca televizyondan. Herhalde siz de benim gibi Ankara Gücü Samsun maçına daha çok takıldınız. Doğru mu hocam? Evet çok doğru. Çünkü Samsun Spor'a hala böyle en yakın ilk altılığa oydu. Bazıları sürpriz yapmak istiyordu Akın Bey. Daha Bolu Spor bile. Oralara işte ben de varım diyebiliyordu ama Samsun Spor sürekli bir Damokles'in kılıcı gibi o ilk altılıkta acaba kimi altıma alabilirim sürekli hesaplar içerisindeydi. %90 o savaşı veriyordu. Bu yüzden de acaba dedim Samsun Spor bir sürpriz yapabilir mi? Özellikle Eyüp Spor'un bu son dakikada İstanbul Spor'a mağlubiyeti, bir de tabii yaşanan krizler Eyüp Spor'da, özellikle Hamza Hamzaoğlu'nun gelişinden sonra olağanüstü bir beklenti içerisinde camiaya girdi ama istediklerini ve beklentilerin altında kaldı. Ama bakalım, hala matematiksel şans devam ediyor. İlk iki sizin de belirtmiş olduğunuz gibi hak ettikleri hem Ankara Gücü hem de Ümraniye Spor, kim ne derse desin hak etti. Belki Bandırma Spor içlerinden böyle daha istikrarlı bir sezon geçirdi Akın Bey. Bence zaman zaman değil de çoğu zaman bu ligde en iyi futbol oynayan Bandırma Spor'du. Ama Ümraniye Spor ve Ankara Gücü kadar istikrarlı olamadılar. Belli dönemlerde özellikle içeride Denizli Spor almış oldukları bir mağlubiyet ikinci yarıdan sonra onları o hızdan bir nebze olsun düşürdü, hızını düşürdü ve Bandırma Spor yine de ilk altılıkta bence oynamış olduğu futbolla her diğer takım, diğer dört takım, diğer üç takım arasında Bandırma Spor'un şanslarını çok yüksek görüyorum. Hocam, diğer taraftan, evet. Müsaade edersen şey yapayım, yorumlara geçmeden şu sonuçları bir tekrar edelim de bir sindirelim içimizi. Henüz çok yeni çünkü. İzleyicilerimiz için de belki daha şey olur, faydalı olur. Şu sonuçları bir hızlıca bir tekrar edelim. Ankara Gücü 0, Samsun Spor 0, Ümraniye Spor 4, Balıkesir 1. Bu sonuçlarla Ankara Gücü ve Ümraniye Spor Süper Lig'e çıktılar. Düşme hattını çok ilgilendiren bir maçtı. Menemen Tuzla maçı 1-1 berabere bitti. O 1 puan Menemen'in çok da işine gelmedi galiba. Bakıyorum Denizli Spor geriden gelerek 1-0 yenikken Gençler Birliği'ni 2-1 yenmeyi başardı. Çok kritik altın değerinde, böyle 9 puan falan değerinde bir galibiyet aldı. Eyüp Spor
İstanbulspor karşısında ne oluyorsa öne de geçmesine rağmen, o rakip 10 kişi kalmasına da rağmen o son sahnedeki golü engelleyemedi ve bir anda Eyüpspor hala acaba, hani bir küçük acaba kaldı. Yani playoff'u garantileme şeyini son anda yitirdi. Manisa FK Bursaspor karşısında öne geçti ama Bursaspor geri dönüş yaptı ve 3-1'lik galibiyetle ben kurtulmaya çalışacağım, hala daha bu iş bitmedi dedi. Adana Spor Bolu maçında Bolu Spor geriden gelip karşılaşmayı 2-1 kazandı ve kurtulma şansını çok yükseltti. Bandırma Spor kendi sahasında Keçiören'e 2-0 yenilerek ya ne oluyor bu takımda dedirtmeye devam ediyor. Niye böyle oldu bu takım diye. Keçiören de bu arada paçayı herhalde kurtardı büyük ihtimalle. Yani ya da kesin gibi bir şey herhalde kurtardı. Kocaeli Spor çok büyük umutlarla geldiği Erzurum deplasmanında 1-0 yenildi. Tam bir şok içerisinde geri dönüyor. Paçayı kurtarma maçı diye gördüğü karşılaşmadan yangının içine düşerek geldi. Evet, şimdi hocam nereden başlayalım? Siz en son lider iki takımı yorumluyordunuz. Oradan playoff'a mı geçelim, nasıl yapalım? Size bırakayım ben topu. Evet, sırasıyla gidelim Akın Bey. Yani ilk iki takım hak ettiler. Özellikle Mustafa Dalcı'yı bu teknik direktör olsun ki henüz pro lisansı yok. Yani burada ben yadırgamadan geçemeyeceğim. Yani teknik direktörü yapmak istiyorlarsa kurallar ne derse onu yapmak zorundayız Akın Bey. Yani bu kimi örnek alacağız? Biz Avrupa'yı örnek alacağız. Avrupa'da bütün o yaklaşımlar, spordaki o yaklaşımları uymak zorundayız. Onun dışında kalırsak o zaman bizim UEFA'da ne işimiz var? Yani UEFA üyeliğinde ne işimiz var? Eğer UEFA üyeliğine sadece rakamsal olarak biz buradayız, burada yarışıyoruz yaklaşırsak orada pek fazla bir fayda yok. Ama ruhuna bürünürsek, yani UEFA'daki o fair play ruhuna bürünürsek o zaman Akın Bey herkes UEFA'nın kuralları çerçevesi içerisinde davranacak ve her şeyden önce gidip bir gereken lisansa sahip olacak. Ondan sonra teknik direktörlük yapacak. Bu maalesef Süper Ligimizde görüyorsunuz. Yine de Mustafa Hocam'ın bir galiba mutlaka bir A diploması var ama hiç diploması olmayanlara, yani işte Nuri Şahin'e gibi Alanya şey Antalya Spor'da kötü işler mi yapıyor Nuri Şahin? Ama Almanya'da vermezler. Yani bir Nuri Şahin'e sorarım şimdi. Almanya'da yetişti. Orada oynadı. Bilmiyorum orada doğdu mu. Ama her neyse Akın Bey yaşadığı ortamda bize sürekli buraya gelip tahmin ediyorum ben Nuri Şahin işte Almanya şöyle yapıyor, Almanya böyle yapıyor ama Almanya'da böyle yapıyor. Sen Almanya'da kulüp çalıştırmayı müsaade etmezler. Yani niye burada şimdi dürüst çıkmıyorsun ve kendi kendini eleştirmiyorsun Akın Bey? Yani burada bu lisans olayını böyle kapatalım. Ondan sonra bir Erzurumspor'da bir sportif direktörlük olayını eleştirmiştik. Yani bu sportif direktörlükte bir daha bizi dinleyicilere yararlı olur. Sportif direktörler teknik direktörlerle beraber tabii ki dünyanın her oluşumunda örgütlenmesinde mutlaka bu iki pozisyon çok önemli. Ama dikkat edersek Avrupa ülkelerinde birbirlerinin gözünde değil. Yani sportif direktör, teknik direktörü göndereyim onun yerine geçeyim diye bir yaklaşımı yok ama maalesef bizde Türkiye'de bu var. Gerçi kanunlarımız var, kurallar var Akın Bey. Diyor ki eğer sportif direktör, bir teknik direktör, sportif direktör olarak bir kulüple anlaşma imzalamışsa ondan sonra 2 sene teknik direktörlük yapamıyor. Yani şimdi biz bir kere belirlememiz lazım. Yani biz sportif direktör mü olmak istiyoruz yoksa teknik direktör mü olmak istiyoruz? Şimdi çok uyanığız ya her konuda olduğu gibi Akın Bey. Ne yapıyoruz? Bir kulüp herhangi birimize bir teklifte bulunuyorsa sportif direktörlükte şartlı kabul ediyoruz. Diyoruz ki evet ben sen de bu görevi üstleniyorum, yapmaya hazırım ama ben seninle yardımcı antrenör sözleşmesini imzalarım ki senin teknik direktörün gittikten sonra ben onun yerine geçeyim. Yani görüyorsunuz Akın Bey. Yani sportif direktörlüğü yapıyoruz ama yardımcı antrenör. Çünkü başka türlü kulübede oturamaz. Yani başka türlü o sportif direktör gidip maçı yönetemez, kulübeden yönetemez. Mutlaka bir lisansı çıkması lazım. Lisansı çıkması için de orada yardımcı antrenör gözükmesi lazım.
eğer sportif direktör olarak gözükürse o zaman kulübede de oturamıyor. Sportif direktör gibi oturuyor. Yani bunu maalesef Akın Bey, yani bize istediğimiz kadar kanunları, kuralları getirelim, biz bir şekilde onlara çalım atmasını becerebiliyoruz. Keşke saha da bunu, yeşil çimler de çalım atabilsek, doğru dürüst de bunu yapamıyoruz. Saha dışında bunu mükemmel bir şekilde yapıyoruz. Şimdi hak ettiler Ümraniye ve Ankara Gücü'nü. Bir iki kelime Ankara Gücü'nü. Ankara Gücü deneyimiyle, deneyimli yönetimiyle sezon başından itibaren geri dönüşü, yani bu düşen 3 kulüpten geri dönüşü en ciddi bir şekilde beyan eden bir Ankara Gücü yönetimi vardı. Sorunlar yaşamadılar mı? Yaşadılar tabii, ama çok deneyimli bir kadroları vardı. Savunmaları çok güçlü. Savunmacıları aynı zamanda çok modern bir hüviyet göstererek gidip goller de attılar. Yani stoperleri gidip onların golleriyle, bir gol tek atmış oldukları tek gole bile 3 puan getirebildiler. Bu çok önemli. İşte sürekli Siopisi diyorum. Şeyin stoperini, Sivasspor'un stoperini Gukas'ı önem şey veriyorum, örnek veriyorum bakın. Ve artık günümüz futbolunda stoperler nasıl, biz forvetlerden, merkez forvetlerden duran toplarda onları geriye getiriyoruz. Savunma yönlerinde ön plana tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda savunmacılardan da yani merkez savunmacılardan da aynı zamanda duran toplarda onları ileriye gönderiyoruz. İleriye gönderiyorsak o zaman ne diye gönderiyoruz? Gol atmak için gönderiyoruz. Bu yüzden çok modern iki tane stoper Ankara Gücü'nde. O moderniteyi görebildim açıkçası. Onun dışında tabii Atif Şeyşi olsun, Eren Derdiyok olsun ve yabancılarıyla beraber çok güzel bir tablo ortaya çizdiler. Belki ligin en iyi futbolunu oynamadılar Akın Bey. Ben mesela, bana sorarsanız bu ligde Bandırma Spor en göze hoş, tribünleri çekebilecek, çok atraktif, çok çekici bir futbol oynadı Bandırma Spor. Onun dışında zaman zaman diğer Ümraniye mesela uzun bir zaman 7 maçta, 8 maçta gol yemediler. Ümraniye Spor'un da istikrarını söyleyebilirim. İstanbul Spor zaman zaman alevlendi Akın Bey. Yani futbolun güzelliği açısından bahsediyorum. Onun dışında Ümraniye Spor ve Ankara Gücü en istikrarlı bu ligde yönetimlerini tebrik etmek gerekiyor her şeyden önce. Bu ligde transferleri, scouting ekiplerini tebrik etmek lazım. Tabii ki teknik direktörlerini, Recep Uçar'ı tebrik etmek gerekiyor. Aynı zamanda. Bu yüzden bu ikisini bir kenara koyalım. Her ikisi de hak ettiler Akın Bey. Diğerleri hak etmedi mi? Evet, Erzurumspor'da oyunda vardı. Bandırma Spor'da. Eyüp'ten çok müthiş bir beklenti içerisindeydi. Özellikle Hamzaoğlu'nun gelişine maalesef tutmadı. Hatta ters tepti. Hamza'ya istifalar maçtan sonra taraftarın istifaya davet etmesi çok çarpıcı bir yaklaşım olarak gördüm şeyde. Çünkü çok büyük bir beklenti içerisindeydiler Hamzaoğlu'nun gelişiyle. Samsunspor için burada biraz konuşmak lazım. Yani ilk altılığı burada kapatıyoruz. Erzurumspor'un ilk ikiyi kaçırmasıyla ve sürekli antrenör değiştirdikten sonra bazı maddi sıkıntılar da yaşadılar. Yoksa kadro olarak bence Erzurumspor'da çok yeterli bir kadroları var. Yakın Bey, onu göreceğiz. Eğer maddi yönden Erzurumspor, ki tahmin ediyorum çözmüşlerdir. Çünkü başka türlü bu playofflara girilmez. Mutlaka bir şeyler halletmişlerdir. Bence Erzurumspor'da çok ciddi bir şekilde Bandırma Spor, Erzurumspor, formda olan bir İstanbul Spor ve dördüncüsü, yani Erzurum, Bandırma, Eyüp, İstanbul. Öyle gözüküyor. Yani Eyüp Spor biraz matematiksel olarak bu altılığın dışında kalma ihtimali var, ama mucizeleri bir kenara bırakırsak bu dördü playoff'ta oynayacak gibi gözüküyor. Hocam, ben size şeyi sorayım. Ben bu Bandırma Spor'un işini akıl sır erdiremedim hocam. Son haftalarda beklenmedik yenilgiler alıyor. Yani bu ilk önce acaba playoff'ta hani bir yer tutma şeyi vardır ya, rakip seçme. Hani öyle bir psikolojiyle mi yapıyor diye baktık, ama
biraz onun sınırlarını zorlamaya başladı gibi geldi bana. Yani takım içerisinde bir düşüş mü var yoksa bir strateji midir bu? Ben çok çözemedim. Siz nasıl yorumluyorsunuz Bandırma Spor'un durumunu? Her şey, içinden her şey olabilir. Sizin az önce sıralamış olduğunuz bu etkenler üçü de olabilir. Biraz yorgunluk olabilir, biraz bağır yorgunluğu, birden adaptasyon, futbolculardaki bu bağır atmosferine adaptasyon, herkes öyle olamıyor. Onu ekleyebiliriz. Ondan sonra çok daha önemlisi bu playofflarda sakat olan bazı futbolcuları riske atmamak, yani onları playofflara saklamak. Artık bu Bandırma Spor'un bir stratejisi olabilir ama genelde baktığımızda Bandırma Spor'un ligde içeride dışarıda göze çok hoş bir futbol oynamasını bekliyorum ben playofflarda açıkçası. Ona yeterli bir kadroları da var. Çok iyi yabancıları var Akın Bey. Bu ligde bu ligi çok iyi tanıyan, hatta Süper Lig'de oynamış bir orta sahada Landell'leri var. İleride Kenny'leri var. Ondan sonra iyice bence henüz tam adaptasyonunu tamamlamayan bir Osmaic var. Karadağ milli takımında oynayan forvet alındı devre arası Akın Bey. Cezalıydı geçen hafta, kırmızı kart almıştı. Yani tüm bunlara baktığımızda Bandırma Spor playofflarda çok ciddi bir rakip olacak. Hocam şimdi Eyüp Spor dediğim gibi bir son saniye golüyle playofflardaki konusunu hani erteledi diyelim en azından. Hani sıkıntıya soktu lafı biraz fazla şey olur, iddialı bir laf olur ama sıkıntıdan ziyade bir erteleme oldu belki. Ama şimdi şu puan durumuna bir bakalım. Eyüp Spor'un 51 puanı var hocam. Evet. Samsun Spor'un 47 puanı var. Arada 4 puan fark var. 1 puan geriden gelen iki takım daha var. Tuzla Spor ve Manisa FK, ama Manisa FK'nın maç şeyi var, fazlası var. Herhalde matematik olarak çok fazla bir ihtimali yok Manisa FK'nın. Ama şimdi Tuzla Spor, bu takımlardan Tuzla Spor hem Eyüp Spor'la hem de son hafta Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Yani Tuzla Spor bir anlamda direkt rakipleriyle oynayacak, kendi göbeğini biraz kesme konusunda biraz daha şey, yani fırsatı var gibi. Ve Samsun Spor'da kritik karşılaşmalar oynayacak. İsterseniz şu, ben hemen fikstürü size bir hatırlatayım. Önce Eyüp Spor'un fikstürüne bir bakalım. Eyüp Spor bu hafta Tuzla Spor'la oynayacak. Yani aslında çok kritik karşılaşma. Yani Tuzla Spor kazanırsa puan farkını ikiye indirebilir. Bu anlamda enteresan. Tabii Eyüp Spor'un sonraki karşılaşmasına baktığımızda küme düşme konusunda büyük bir sıkıntı içine giren Kocaeli Spor'u misafir edecek. Çok zor bir maç. Kocaeli Spor bu karşılaşmaya tabii özel motivasyonla çıkacaktır. Ve son karşılaşması yani cepte gibi gözüküyor. Balıkesir deplasmanında bir mucize olmadığı takdirde çok rahat geçebileceği bir karşılaşma Balıkesir deplasmanı. Hani Eyüp Spor'un artı 3'ü de var desek 51-54 oluyor ama diğer iki karşılaşması rahat değil. Tuzla Spor ve Kocaeli Spor'la oynayacak. Şeye geçersek Samsun Spor'a bir bakalım. Yılport Samsun Spor'da bir türlü o şeyi, bir hamleyi yapamıyor. Yani hep 7. 8. gidiyor ama bir 6'ya yaklaştığı zaman o hamleyi yapamıyor. Ve Boluspor gibi zor bir deplasmana gidecek bu hafta. Boluspor düşme tehlikesi içerisinde ve Adana Spor'u yenerek bir avantaj elde etti ve bu avantajını korumak için Samsun Spor'u mağlup etmeye çalışacaktır kendi sahasında. Samsun Spor için zor maç. Samsun Spor sonra kendi sahasında playoff hattının güçlü takımlarından İstanbul Spor'la oynayacak. İstanbul Spor o maçı herhalde bir playoff provası gibi bakacaktır. Yani rakibi, çünkü ciddi bir rakip. Son olarak da adeta bir final. Tuzla Spor, Samsun Spor. O maçların şeyine göre, gelişmesine göre eğer hala Eyüp Spor şey yapamadıysa, netice alamadıysa o karşılaşma, Tuzla Spor, Samsun Spor maçı o dakikaya kadarki tabii gelişmelere bağlı olarak playoff öncesi
finalin şeyi ön final gibi bir şey haline de gelebilir. Yani böyle bir garip bir şey var, tablo var. Tuzla Spor'a da bir bakalım. Tuzla Spor bakalım hemen. Tuzla Spor'un maçları dediğim gibi bu hafta Eyüp'le oynuyor. Sonra Manisa'ya gidiyor. Ve ondan sonra da Samsun'da oynuyor. Yani enteresandır 3 rakibiyle. Hani Manisa'da bir anlamda hani potada eğer mucizeleri de ihtimal içinde sayıyorsak o da potada. Böyle bir şey var, durum var. Tuzla Spor ve Samsun Spor bu treni kaçırdı mı hocam? Eyüp Spor şimdiden playoff'ta diyebilir miyiz? Evet Akın Bey, aralarında maç olmasaydı kaçırmış olmayabilirdi. Burada Tuzla Spor Eyüp'ü yenerse 49 yapıyor ama ondan sonra Manisa FK'ya gidiyor. Yalnız unutmayalım, Manisa FK 46 puanı var. Garanti değil Akın Bey. Özellikle Bursa Spor'un 38 puan yapması ve son 3 maçını matematiksel olarak alırsa Bursa Spor bile Manisa FK'yı geçebilir. 47 yapabilir Akın Bey. Yani burada Manisa FK bile, bir de özellikle de Adana henüz ligde kalmış değiller matematiksel olarak. Yani daha düne kadar ilk 6'lı hesap yapan her iki takım son maçlara çok enteresan girilecek. Çünkü Manisa FK'nın iki tane maçı kaldı. Bir Keçiörengücü deplasman bu hafta ve ondan sonra Tuzla Spor'la içeride. Yani mutlaka bir yerlerden en azından bir puan ya da üç puan daha alması gerekiyor Manisa FK'nın ki rahatlasın. Öteki türlü 46'da kalırsa Akın Bey, gerçi baraj biraz Kocaeli ve Altınordu'da biraz düşecek Akın Bey. Bir de Menemen Spor'un bugünkü beraberlikle barajı biraz düşürdü. Ama yine de 46 şu anda garanti gibi gözüküyor, 45-46 puan kümede kalma, ama işte az önce belirtmiş olduğum gibi belki bir takıma, üç takıma yetebilir ama dördüncü takım yani 45-46'yı hatta 47'yi yapabilir Akın Bey. Yani görüntü o. Burada Altınordu takımını en zorda görüyoruz. Ama küme düşme hattına geçmeden önce biz ilk önce şu ilk altılığı böyle bir değerlendirelim. Aralarında maç olmasaydı Tuzla Spor'la ve Samsun Spor'un bu ihtimal olabiliyordu. Ama Eyüp Spor'da böyle bu kadar iyi bir takım birdenbire mental olarak, psikolojik olarak böyle bir krize girmesi acaba bir şans doğabilir mi bunlara? Matematiksel bir şans gözüküyor Akın Bey, onu da bakalım. Çok zor yani, %90 bence %95'in üzerinde Eyüp Spor bir Balıkesir galibiyetiyle 54 yapar. 54 yapma şansı Tuzla Spor'un var. 46-9 3 maçını alacak. Yani Samsun'u da içinde alacak. Yani hepsini alacak ki ama unutmayalım, Eyüp Spor'un bir daha 2 tane daha maçı var aynı zamanda. Yani Tuzla bir kere yenebilecek mi? Orada bir berabere kalırsa Tuzla Sporlu, Eyüp Spor işi bitirir. Ya da Kocaeli'yle. Evet, çok zor bir Kocaeli deplasmanı ama ne kadar Kocaeli'ye gerekiyorsa o halde Eyüp Spor'a da gerekecek yani. Maç o kadar Kocaeli Spor açısından da o kadar kolay olmayacak o durumlarda. Bu yüzden bence evet, Tuzla Spor bir ivme yapacak. Yani özellikle bu galibiyetten, bu şeyden sonra, hemen deplasmanından sonra bir formda zaten bir Tuzla Spor. Bunu kabul etmek gerekir. Ve Eyüp Spor'un bu kargaşasından, bu güven kaybından, bu özgüven kaybından yararlanmaya çalışacak bu hafta. Bu hafta eğer Eyüp Spor bir berabere kalırsa Tuzla Spor'la bence tamamıyla iş kopar. Yani ama Tuzla Spor alırsa yine son iki maça bir acabalar. Yani şu anda %95 olan Eyüp Spor'un şansı o zaman daha %80'lere, %70'lere iner. Akın Bey, Kocaeli maçı beklenir. Yani ne Samsun Spor ne Tuzla Spor, özellikle Samsun Spor daha fazla yapmalıydı Akın Bey. Yani Tuzla Spor'un çünkü çok istikrarsız bir grafik çizdiler Tuzla Spor olarak, ama bunu aynı şeyi Samsun Spor için söyleyemeyiz. Bir kere Tuzla Spor sezon başı ne kadar ilk altılığa biz de varız diyebilseler de o biraz daha sözde kaldı.
Yani bir istikrar gösterilmedi ama Samsunspor sürekli böyle bir Damoklesin kılıcı gibi sürekli bu üsttekilerden birinizi aşağıya alacağım hesapları yapıyordu ama maalesef Samsunspor beni hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Bunu burada bir parantez açmak istiyorum. Bizi izleyenlere Hakan Bey sezon başı şunu söylemiştik. Bence hoca tercihinde, antrenör tercihinde hata yaptı Samsunspor. Çünkü çok başarılı diyebilirim. Yani 70 puanla bir Ertuğrul Sağlam gönderildi. 70 puan almış bir Ertuğrul Sağlam gönderildi. Onun yerine evet 3-4 tane şampiyonluğu yaşamış bir Mehmet kısa parmak, altı parmak geldi. Şey altı parmak pardon. Altı parmak hocam. Evet evet geldi. Ama maalesef aynı şey değil. Akın Bey burada ne demiştik? Mehmet altı parmağın şampiyonlukları sezon içerisinde ya da son maçlarda takımları üstlenip öyle şampiyonluklar yaşadı ama sezon başından alıp yani takımı yeni takım oluşturacaksınız, o takımı kaynaştıracaksınız, kampa götüreceksiniz. Bunlar çok farklı enerji, çok farklı birikim istiyor Akın Bey. Nitekim de ben aklı çıkmak istemezdim Akın Bey ama hoca tercihinizde bu da hatırlatmak isterim. Dedim ki bence Samsunspor hata yaptı. Onun dışında Tuzla Spor'da yönetim de bir istikrarsızlık söz konusu. Sürekli hoca gönderiliyor, tribünlerden hocanın antrenörün işine karışılıyor. Yani bu alışkanlıklardan kurtulması lazım Tuzla Spor. Eğer daha ciddi bir şey, bir başarıya imza atmak istiyorsa. Evet, her sene bir İstanbul takımı gönderiyoruz yukarıya. Bakalım işte gelecek sezonuna kadar Tuzla'ya belki de gelir. Belli olmaz bu sene. Belki iki takım göndereceğiz. Eyüp de çıkarsa ya da İstanbul Spor. Yani İstanbul takımlarından biri daha çıkabilir Ümraniye'den sonra. Evet, peki evet. Hocam, ben biraz da şeye değinmek istiyorum programın son bölümünde. Şimdi düşme hattı tabii çok karışık. Maç fazlası var. Dolayısıyla Adana Spor'da keyfi kaçtı bugün ama ben şimdi en çok düşme hattındaki tek tek hepsine bakma şansımız olmadığı için iki takım Kocaeli Spor ve Bursa Spor'un bir şeylerine, fikstürlerine bir sizin de bir göz atmak istedim. Bursa Spor'dan başlayacak olursak Bursa Spor 38 puanda bakıyorum fikstürüne. Bursa Spor, Ümraniye Spor'u misafir edecek. Yani Ümraniye Spor şampiyonluğunu ilan etti. Biraz gevşeyerek mi çıkar bu maça? Yoksa o gevşeklik değil de tam aksine rahat oyuna mı dönüşür? Hani rahat oynamak da yani stres altında oynamamak, yani stressiz bir şekilde bu maça çıkmak da Bursa Spor'un stresini de bir tarafa koyacak olursak Ümraniye bundan faydalanabilir mi bilemiyorum. Daha sonra... Ya yine benzer bir durum. Bandırma deplasmanına gidiyor. Bandırma Spor da garantilemiş durumda playoff'u. Onlar da böyle bir şey halindeler. Yani böyle bir gevşeme halindeler. Bursa Spor bunlardan faydalanabilir tabii ama en son karşılaşmada da o dakikaya kadar ne yapacağını bilmediğimiz Menemen Spor'u misafir edecek. Belki o da bir final karşılaşması olacak. Bursa Spor'un fikstürünü nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Evet hocam. Şimdi tabii zor gözüküyor ama son maçlara geldiğinde artık o motivasyon Ümraniye Spor'da acaba ben ligi evet ilk iki olarak çıkıyorum ben ama şu motivasyonu da olabilir. Bunu da çok doğal görmek lazım. Ben lider olarak çıkmak istiyorum. Yakın bir Ankara gücünün üstüne geçmek istiyorum. Yani bu motivasyon da olabilir. Diğer taraftan çok zor bir maç Bursa'da taraftarıyla Bursa Spor'a özellikle. Bu son iki galibiyetle beraber Bursa Spor çok ciddi bir şekilde kümede kalma şanslarını arttırdı. Özellikle bu son Manisa FK galibiyetiyle. Ümraniye Spor'da şimdi tabii hesap yapma durumuna gelebilir. Playoff hesapları yapma durumuna sakatlık durumu var. Akın Bey ceza var çünkü kırmızı kartlar geçerli oluyor. Bandırma Spor değil mi hocam? Bandırma Spor'dan söz ediyoruz. Evet. Ya tabii şeyle Bursaspor'un Ümraniye Spor'la değil mi maçı? Hem Ümraniye Spor hani garantilediği için söylüyorum ben. Hani siz playoff dediniz ya o anlamda. Hani garantiledi herhalde. Ama Bandırma Spor'da garantiledi. Yani ilk altılığı garantiledi. Bandırma Spor'un da
ciddi bir motivasyonu olmaması gibi gözüküyor. Olmaz gibi gözüküyor Bandırma Spor'un, ama az önce Bandırma Spor'la ilgili konuştuk. Belki de sakat futbolcuları var. Ona göre bilmiyorum şimdi bugün kimler oynadı. Belki de 4-5 kişiyi dinlendirmiş olabilirler. Nasılsa bizi kalktığını garantiledik. Niye risk edelim? Artık en ufak hesaplar da yapılabiliyor. Ama tüm bunlar hepsi Bursa Spor'un işine yarayabilir. Akın Bey. Burada Manisa FK'ya bir parantez açmak lazım. Yani Bursa Spor tabii potansiyel 47 puan yapma ihtimali var. Çok doğal. Bunu yapabilir mi? Eğer yapabilirse o zaman Manisa FK 46 puanda kaldı. İki tane maçı kaldı Keçiören Gücü'yle. Tabii zor bir deplasman Keçiören Gücü Manisa FK'ya. Ondan sonra Tuzla içeride. Manisa FK fazla bir şey yapabilir miydi Akın Bey? Biraz bunu konuşmak gerekiyor. Bence bu sene çok bir deneyim oldu Manisa FK'ya. Özellikle yönetme bir deneyim oldu. Yani önümüzdeki sene stratejik olarak nasıl bir teknik direktörle, nasıl bir planlamayla, nasıl bir transfer politikasıyla sezona girelim? İyi bir deneyim oldu. Çok bomba transferlerle başladılar. İşte Orgil orada oynamış, Ankara Gücü'nde oynamış, Antalya'da oynamış, Süper Lig'de oynamış. Yani Soğuzası'ndan tutun. Yani Manisa FK'nın scouting ekibi öyle bir bomba lanse ettiler ki, ama maalesef verim alınamadı. Özellikle Orgil'den verim alınamadı. Soğuzadan maalesef istenilen verim alınamadı. Soğuza çok zor forma buldu. Yani bu orta sahada. Nino Kouter olsun, yok işte Slovenya milli takımında oynamış. Ben araştırdım biraz. Orada eski Türkiye'de tanınmış bir teknik direktörümüz var. Mitrovic hocayla sürekli görüşüyordum. Ya Naci bir kere aldılar dedi milli takımı, ama ondan sonra almadılar. Yani öyle bir lanse ettiler ki Akın Bey. Bu yabancılardan maalesef verim alamadı Manisa FK. Manisa FK ne zaman verim almaya başladı? Devre arasında yapılmış. Kendi gözleriyle ve kendi inandıklarıyla transferler. Kim onlar? Eren Çelenk, Altay'da bir önceki sene Altay'ı şampiyon yapmış. Erzurumspor'da başarılı olmuş bir Eren Çelenk. Yani şampiyonluk yaşamış bir Eren Çelenk. Ondan sonra Adanaspor'da özellikle Manisa FK'ya karşı çok iyi iki gol atmış bir Ojegovic'i transfer ettiler. Hatta ben başkana dedim ki işte santrafor böyle olur. Yani Ojegovic'le Manisa FK maçında. Ondan sonra randıman alınamayan bazı futbolcular Pendik'le dost takım oldukları için Pendik'e verdiler birkaç tane futbolcu. Sertaç'ı gibi, Eren Karay'ı gibi. Oradan da işte Çağrı'yı aldılar. Ondan sonra yapılan yeni transferler Yasin Pehlivan. Yani tamamıyla takımın yarısı devre arasında değişti. Bu neyi gösteriyor Akın Bey? Devre sezon başında maalesef yapılan transferler yanlıştı. Yanlış transferler yapıldığından dolayı o başarı gelmedi. Ama maalesef çok farklı yerlere o gerekçeleri, o başarısız gerekçelerini çok farklı yerlere çekebildiler. Yani bundan çok büyük bir ders alacaklar bu sene. Çok iyi değerlendirmeleri lazım Manisa yönetiminin. Önümüzdeki sene daha büyük bir başarılara imza atmak isterlerse bu seneki komple yapmış oldukları ilk önce yönetim kendi hatalarını kabul edecek. Ondan sonra aşağılara inecek Akın Bey. Onun dışında bir Adana'yı konuşmak gerekiyor. Adana Spor'da elindeki bir Ojegovic varken niye bunun üzerine bir iki tane daha nokta transfer yapılmaz da ilk altılığı zorlanmaz Adana Spor için? Sorulan soru bu. Onun dışında Sait Karafırtınalı getirmekle ve ona sabır göstermekle ancak bu kadar yapabildiler. Çünkü sabır göstermeselerdi ilk maçında daha Bandırma'ya 5-1 evinde mağlup olan bir Sait Karafırtınaları Türkiye yöneticileri çerçevesinde davranmış olsalardı Sait'i de göndermeleri gerekirdi o ilk maçtan sonra, ama yapmadılar. Sabır gösterdiler ve kalktı Sait Karafırtınalı. Ondan sonra zincirleme şeklinde peş peşe başarılara imza attı ve hocam, istikrar. Hocam Adana Spor'un son iki karşılaşması İstanbul Spor deplasmanı,
İki maçı kaldı biliyorsunuz. Maç fazlası var. Diğer takımlar 3 oynayacak. İstanbulspor deplasmanı ve yine deplasmanda Kocaelispor. Çok zor maçları var hocam. Adanaspor yani bu iki karşılaşmadan da puansız ayrılırsa düşebilir gibi geliyor bana. Kesinlikle. İşte oraya gelmeye çalıştım. Yani tam böyle bir istikrar göstermişken ondan sonra bir hamle yönetim yapmadı Akın Bey. Yukarılara hamle yapmazsan ben bu ligde kalırım anlamına gelmiyor. Hamle yapmazsanız bak işte görüyorsunuz Manisa PK dahil düşünmek zorunda. Yani çünkü 46 puan bilen yetmeyebilir. Görüyorsunuz işte Adanaspor ne durumlara geldi. Şimdi çok zor iki tane deplasmanı var. 44'te kalırsa inanın bana çok riskli. Riskli. Gerçi Altın Ordu o puanları toplayabilecek mi? Çünkü Altın Ordu'nun çok zor deplasmanları var Akın Bey. Kocaeli deplasman, bir de Boluspor deplasman Altın Ordu'nun. 41 puanı var. İçeride, bir de içeride Balıkesir'de. Yani 44 yapabiliyor garanti gibi. Tabii Balıkesir'i de burada küçümsemek istemiyoruz. Ne zaman Balıkesir maçı geliyor, aklımıza geliyor. Hepsine 3'er puan veriyoruz. Halbuki burada Balıkesir Spor taraftarı bize kızma ihtimali doğuyor Akın Bey. Diyebilirler ki ya biz oynamayalım mı o zaman? Hiç mi oynamayalım yani? Ama maalesef işte hesaplar böyle yapılıyor. Çok doğru Akın Bey. Yani bunu Adana Spor yönetimi bunu yaşamamalıydı. Yani hak etmiyordu camia olarak. Sadece Ojegovic'in üstüne bir iki tane daha nokta transfer yapılsaydı bugün çok ciddi bir şekilde Eyüp Spor'u ya da ilk altılıktaki diğer takımları zorda bırakabilirlerdi. Hocam biz son olarak da müsaadenizle bir Kocaelispor'un durumunu değerlendirelim. Kocaelispor bugün hayati bir yenilgi aldı. Yani böyle can evinden vuruldu diyelim. Yani öyle bir yenilgi aldı. Hiç değilse bir puan alması gereken bir maçtı. Ve 40 puanla kendisini yeniden düşme hattında buldu. Kocaelispor'un ben şeyine fikstürüne bakıyorum. Kocaelispor Altın Ordu'yu misafir ediyor İzmit'te. Çok zor bir karşılaşma iki takım açısından da. Artık böyle ölüm kalım maçı. Yani o maçı düşünmek bile istemiyorum. Futbolcular açısından da çok zor bir karşılaşma. Sonrasında Eyüp Spor deplasmanına gidiyor. Eyüp Spor'da henüz henüz daha playoff'u çözmüş durumda değil. Yani Kocaeli karşılaşmasına puanlar alma ihtiyacı da çıkacak. Ve en son karşılaşma Kocaeli Spor, Adana Spor. Maçların gelişimine göre eğer Adana Spor'da da işler yolunda gitmezse Kocaeli Adana maçı iki büyük camia için birinden birinin kırılma şeyine dönüşebilir. Yani kazananın ligde tutunduğu bir maç haline de dönüşebilir. Yani Kocaelispor böyle korkulu bir korku tüneli adeta. Böyle bir süreç bekliyor. Ne dersiniz hocam? Kocaelispor'un fikstürünü nasıl yorumlarsınız? Evet Akın Bey siz her şey söylediniz zaten. Çok zor. Bu hafta Altın Ordu'yla baraj hem yükselebilir Akın Bey hem de mesela bir beraberlikte baraj aşağıya da inebilir. Bu kimi rahatlatabilir? Adana Spor'u rahatlatabilir. Çünkü 44 puanı var. Manisa FK'yı rahatlatabilir. Yani 46 artık biraz zor gibi gözüküyor. Ama 45 ve 44 puanları olanlar hiçbiri rahat değil Akın Bey. Bu yüzden eğer Kocaeli Spor Altın Ordu beraber kalırlarsa o zaman baraj biraz aşağıya inecek ama yükselme ihtimali de var. O zaman Altın Ordu çok zor durumda olacak çünkü dediğim gibi Altın Ordu'nun çok zor maçları Akın Bey. Kocaeli deplasman, Balıkesir içeride bir de Bolu Spor deplasmanı var çünkü son maç o da çok enteresan bir maç. Ligin altı cadı kazanı tabiri caizse bakalım kimin psikolojik olarak, mental olarak bu maça en iyi hazırlanır. Bu maçlarda Bursaspor bir ivme yakaladı. Bursaspor çoğunun hesaplarını bozdu gibi gözüküyor. Denizlispor'da bugünkü galibiyetiyle artık yavaş yavaş Menemenspor'un işini zorlaştırdı. Yani Balıkesir'in yanı sıra biraz daha Menemenspor daha böyle küme düşmemeye daha yakın, %50'nin altında. Akın Bey benim gördüğüm kadar ama diğer iki takım aranıyor. Diğer iki takım da işte o kadar başarılı bir Altın Ordu. İkinci sezonda son 6 maçında 5 galibiyet 1 puan almış bir Altın Ordu bile Akın Bey maalesef kendini garanti göremiyor. Ve bence en zor takımlardan biri kümede kalmak için Altın Ordu'nun fikstürü Akın Bey benim gördüğüm kadar.
Yani Menemen dedik, Balıkesir düştü, Menemen %50'nin altında kalma şansı gözüküyor. Ama Menemen Spor bu. İşte gidip Samsun Spor'a deplasmanda 4 tane gol atabiliyor. Geliyor İstanbul Spor'a, evinde 5 tane gol yiyor. Menemen Spor acayip bir tablo çiziyor. Menemen Spor'un ben fikstürünü şöyle bir bakıyorum da hocam. Menemen Spor Denizli'ye gidiyor bu hafta. Bakın maçları ne kadar enteresan. Denizli deplasmanına gidiyor. Sonra kendi sahasında Gençlerbirliği'ni misafir ediyor. Ondan sonra da Bursa Spor deplasmanına gidiyor. 3 rakibi de doğrudan rakibi. 3 tane 9 puanlık maç oynayacak. Evet ama zor. Gençlerbirliği maçı, içerideki Gençlerbirliği maçı bile garanti değil. Çünkü Gençlerbirliği henüz garantilemedi Akın Bey. Çok zor maçlar bunlar. Yani Menemen Spor'un ben fikstürünü baktıktan sonra bu yorumu yaptım. Yani keşke, çok sempatik bir takım Menemen Spor, yani keşke 9 puan alsa da kümede kalsa, ama işini zorlaştırdı. Özellikle bugünkü bu Tuzla Spor galibiyeti, bu beraberliği, çok önemli 2 puan kaybettiler. 2 puandan ziyade özgüven kaybediyorsun Akın Bey. Yavaş yavaş, çünkü özgüven kaybı puan kaybından çok daha tehlikeli. Puanı kaybetmişin gitmiş ama özgüven diğer maçlarında senin yansıyabiliyor. Bu yüzden çok deneyimli camialar var Akın Bey. Özellikle Bursa Spor, Kocaeli, Altın Ordu. Yani Menemen Spor'un şu aşamada bu virajdan kurtulması bir mucize gibi gözüküyor bana. Onun için ben Menemen Spor'u %50'nin altında görüyorum. Çok objektif bir yorum yapmaya çalışıyorum Akın Bey. Çok objektif. Nasıl diğer takımlara objektif yaklaştıysak ve aklı çıktıysak çoğu takımlarla ilgili, burada da Menemen Spor'a bir tabiri caizse bir yağ çekmek istemiyorum. Hakikaten çok zor. Balıkesir'den sonra küme düşecek takım Menemen Spor'u olarak görüyorum zor fikstüründen. Ama diğer ikisi hakikaten son maça kadar belli olmayacak Akın Bey. Diğer ikisi işte dediğim gibi bunun içinde hadi Manisa FK 46 puanı, onları bir kenara bırakalım ama Adana Spor dahil Akın Bey küme düşme tehlikesi yaşayabiliyor. Daha artık ne konuşacağız yani bu lig için? İşte bu ligin özelliği bu, yarışma ruhu, yani örnek alınacak bir lig. Çünkü bazı duyumlar alıyorum, özellikle Bal Lig'de yapılan bazı statüler çok trajikomik statüler yapılmış Akın Bey. Bunu da bizi izleyicilere burada aktaralım. A, B, C takımı oynuyor Akın Bey. A takımı B takımını yeniyor ve tribünlerde dinleniyor. Şimdi B takımı C takımıyla karşılaşıyor. C takımı galip gelirse tribünlerde bekleyen A takımıyla penaltı atışları yapıyor. Yani böyle bir şey yok, böyle bir saçma yok ya. Adam tribünlerden iniyor ve ısınmadan gidecek penaltı atacak. Yani artık yorum yapamıyorum. Yani nasıl bir statü bu? Bu yüzden TFF 1. Lig'in bütün kalitesi işte bu yarışma sisteminde. Bu sistemi kim getirdiyse Akın Bey zamanında çok iyi yaptı. İlk altılıkta iddia sezon sonuna kadar bitmiyor. İlk altılıkta kalmayanlar, ortada bir grup zaten yok. Tabiri caizse orta direk yok. Tıpkı bizim ülkemizdeki bu son ekonomik durum, yani maalesef bir orta direğimiz kalktı. Yani uçlarda insanlar, yani zor geçinen insanlar ve rahat yaşayan insan grubu oldu ülkemizde. Maalesef bu olmamalıydı. Bu yüzden TFF 1. Lig'inde de böyle bir ben ortalara oynayayım bir garanti yok. İşte görüyorsunuz, daha ilk altılığa 2-3 maç öncesine kadar hesapta olan bir Adana Spor işte kümede düşebilir. Ve aşağısı işte cadı kazanı. Yani bütün bu özellikleri TFF 1. Lig'in bu lige çok farklı bir kalite katabiliyor. Evet hocam, ben çok teşekkür ederim. Gerçekten hemen sıcağı sıcağına, aslında sıcağı sıcağına yorum yapmak zordur. Yani çünkü her şeye tam hakim olamıyorsunuz. Hele bütün karşılaşmaların aynı anda oynandığı, dolayısıyla takımların ya acaba hangi kadrolarla oynadılar, hakem hataları mı oldu, maçın hikayesi nasıl gelişti, onları tabii karşılaşma izleme şansımız olmadan yaptığımız programlar biraz böyle aslında riskli. Yani söylediğimiz bir şey havada kalabiliyor falan. Ama siz tabii çok tecrübeli bir teknik adamsınız. Bu tecrübenizi de programa yansıtıyorsunuz. Ben size bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde tabii tekrar bir araya geleceğiz ve bakacağız neler oluyor diye. Biraz daha şeyi sindirdikten sonra. Ama tabii bunları sindirmeden önce malum şeker bayramı, aynı zamanda Ramazan bayramı. Biraz da şekerleri sindirmemiz lazım. Yarından itibaren şeker yemeye başlayacağız 3-4 gün boyunca. Efendim,
Yaşlılarımızı mutlaka ziyaret edelim, hastalarımızı mutlaka ziyaret edelim. Ramazan bayramının bütün hani geleneksel özelliklerini yansıtalım. Bu işler böyle aileyle birlikte güzel oluyor. Büyüklerle işte imkanı olan köyüne gitsin, öyle bir imkanı olan. Yani çünkü köylerde yaşanıyor şey hakikaten bayram. Apartmanlarda bir yere kadar yaşanıyor. Ben bu vesileyle öncelikle değerli Ankara Güçlü ve Ümraniye Sporlu izleyicilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Süper Lig'de gelecek sezon başarılar diliyorum. Bu kanaldan hem şeye kadar Süper Lig başlayıncaya kadar tabii ki transfer dönemi başlayınca ne yapması lazım Ankara Gücü? Ümraniye Spor ne yapması lazım? Nasıl transfer politikası izlemesi lazım? Bunları konuşacağız. Tabii henüz daha şeyi bitmemiş olan, durumu belli olmamış olan çok sayıda takım var. Ve sonra da playofflar başlayacak. Playoffları izleyeceğiz. Bu kanalda daha çok heyecan izleyeceğiz efendim. Ben Naci Hocam'la ve diğer yorumcularımla bu kanalda sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir iki gün Ramazan bayramı vesilesiyle ara vereceğiz efendim yayınlarımıza. Bu akşam sevgili Özcan Purde ile bir araya geleceğiz. Özcan Purde ile yaptığımız programdan sonra birkaç gün dinlenelim dedik. Çünkü bu dinlenmenin şeyi tabii biraz da bayram yapalım. Yani bizi bekleyen ailelerimiz, büyüklerimiz var. Yorumcularımız da bunu hak ediyor. Biz de hak ediyoruz. Bir iki gün müsaade isteyeceğiz sizden. Bayram dönüşü tekrar hızlı bir şekilde yayınlarımıza devam edeceğiz. Ben Naci Hocam'a çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Değerli hocam, tekrar bayramınız kutlu olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar.